DRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Balıkesir Spor 5 numara. Evet, ligin yeni ekiplerinden evet. Balıkesir Spor 5 numara Sayın Başkan Tuna Aktürk. Sayın seyirciler, Balıkesir Spor'un da bu yıl mücadele edeceği PTT 1. Lig 2013-2014 fikstürü bugün çekildi. Bizler için çok önemlisiniz. Hayırlı sezonlar diliyorum. İnşallah her şey güzel olacak. TRT'nin Boğaziçi stüdyolarında yapılan kura çekiminde Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve PTT Genel Müdürü Osman Tural da hazır bulundu. Kura çekimine Balıkesir Spor adına Başkan Tuna Aktürk katıldı. Balıkesir Spor 5 numara. Evet, ligin yeni ekiplerinden evet. Balıkesir Spor 5 numara Sayın Başkan Tuna Aktürk kura çekiminde yer aldı. Balıkesir Spor takımına da hayırlı olsun diyelim. Buna göre Balıkesir Spor ilk maçını kendi evinde Atatürk Stadı'nda tavşanlı niyetle oynayacak. PTT 1. Lig'de ilk maçlar 17, 18, 19 Ağustos'ta oynanacak. Adana Spor, Ordu Spor, Şanlıurfa Spor, Karşıyaka, Ankara Spor, Manisa Spor, Muğla Spor, Kahramanmaraş Spor, Samsun Spor, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Balıkesir Spor, Tavşanlı İn Spor, 1461 Trabzon, Fethiye Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor, Denizli Spor, ve Bolu Spor, Adana Demir Spor ilk haftanın maçları. Mersin İdman Yurdu ilk haftayı maç yapmadan geçecek. Her hafta bir takım PTT 1. Lig'de haftayı bay geçecek. Bu arada Balkes sezon hazırlıklarının 3. etabı için kendi tesislerine dönerek dün akşam saatlerine çalışmalarına başladı. Balıkesirlilerin merakla beklediği futbolcusu Karikari de tesislere gelerek antrenmana çıktı. Yapılan antrenmandan önce Balıkesir Spor Başkanı Tuna Aktürk, Teknik Direktör İsmail Ertekin ve futbolcular KRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Hazırlıklara başladı. Yabancı oyuncumuz Karikari de şu anda antrenmana katıldı. Diğer yabancı oyuncularla ilgili de çalışmalarımız devam etmekte. Onlar da en kısa sürede sonuçlanacak. Sezon açılışı için de şu anda görüştüğümüz takımlar var. Onlardan haber bekliyoruz. Onlardan gelecek habere göre de sezon açılışımızı yapacağız. 3 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz bu dönemde sezon açılana kadar. Önümüzdeki günlerde gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Sezon açılışından hangi zamanda, hangi günde düşünüyorsunuz? Valla işte şu anda 3-4 takımla görüşme halindeyiz. Bir kısmı program... Evet. Yani 3 tane hazırlık maçı yapacağız. Bunların bir tanesi sezon açılış maçımız olacak. Bu rakiplerimizi Süper Lig veya PTT 1. Lig takımlarından olmasını tercih ediyoruz. Şu anda görüştüğümüz takımlardan 1-2 gün içinde cevap gelince siz değerli basın mensupları ve taraftarlarımıza da hazırlık maçı programlarımızı paylaşacağız. Tabii 2 etap yaptık şimdi. Bir bölüm burada, bir bölümü Bolu'da. Artık bu 3. etap. Bundan sonra da lig her geçen gün yaklaşıyor. Geçtiğimiz dönemler, her iki dönemde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hem çalışma ortamı olarak, hem oyuncuların birbirine kaynaşması, hem geçen senenin zaten bir iskeletimiz var. Bu seneki arkadaşlar da hakikaten iyi entegre oldular onlara. El ayağı düzgün bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah tabii bu öngörülerimde yanılmam. Önümüzdeki günlerde bunları pekiştirip, çalışmalarla pekiştirip bu ligde iyi oynayan, maç kazanmaya çalışan, savaş eden ve mücadele yüksek bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum ben. Önümüzde 3 maç planladım ben. 3 maç daha oynamayı düşünüyoruz hazırlık maçı. Rakipler belli değil ama bugün, yarın netleştireceğim. Çok büyük ihtimalle olacak. Olacak. Atatürk Stadı'nda mı? Dışarıda olabilir, içeride olabilir ama net bir şekilde yarın söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Antrenmana gelmeyen oyuncu var mı hocam? Şu anda yok, artık herkes burada. Şu an kaç oldu toplam? 26 kişilik bir kadromuz var. Yabancı gelecek mi? Eğer bu tür bir şey yaparsak içeriden bazı arkadaşlarımızla da kiralık gönderebiliriz veya biz
mal olarak gidebilirler. Yani çalışmayı yaptığımız bazı yerlerde, dolu yerlerdeki arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Karakalem pürüzü kalmadı galiba değil mi? İtman'da katılımına göre herhangi bir pürüzü kalmadı. Yok. Yani zaten pürüzü yoktu da bu vizelerle ilgili şeylerle ilgili bu teknik şeyler tabii ki bu tür yabancı transferlerinde bazı şeyler kolay olmuyor. Biz de bu olaya daha acemiyiz Balıkesirspor olarak. Acemi olduğumuz için de bundan sonra bu tür şey olaylarındaki vize olaylarında şunlarda bunlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Yoksa çocuk bugüne kadar daha evvel gelmiş olurdu yani. Adana Demirspor maçında nasıl buldunuz ekibinizi? Ben beklediğimin üstünde buldum. Disiplin olarak müthiş bir oyun disiplini vardı. Gerçekten ben bu kadar disiplinli oynayacaklarını düşünmüyordum açık söylüyorum. Ama her iki takım da o gün biliyorsun sen seyrettin herhalde sen vardın. Her iki takım da müthiş bir direnç gösterdi birbirine. Yani talihsiz bir uzaktan bir golle mağlup olduk ama sonu çok kadar önemli değil. Ben genel mücadeleyi ve oyun disiplini beğendim kendi takımıma. Vallahi ilk önce uyum sorununu atlatmaya çalıştık. Şimdi yeni gelen arkadaşlarla biz de aynı olmak üzere eski arkadaşlarla bir kaynaşma ortamı yakaladık. İyi geçti bizim için. Beklediğimizden çok daha iyi arkadaşlık ortamı karşılaştık. Zaten yabancılık çekmiyoruz. Yani ben kendi adıma söyleyebilirim sanki 2-3 seyden hani burada oynamış gibi öyle bir rahatlık var bende. Balıkesir gibi oldunuz yani. Aynen Balıkesir gibi olduk. Bundan sonra arkadaşlarımızla beraber herkes bireysel olarak katkı sağlayıp Balıkesir'i yerlerde temsil edeceğiz. Vallahi güzel bir kamp dönemi geçti. Sakatlık kaza belli olmadan. Burada devam ediyoruz şimdi. Hayırlısıyla inşallah lige en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bir aksilik olmazsa da sakatlık iyice geçti değil mi? Benim geçti, sakatlık geçti. Yok artık takımla çıkmaya da başladım. Herhangi bir sıkıntı kalmadı yani. Bolu'da da kampta da zaten devamlı. Kampın son dönemlerinde işte biraz eksikler vardı. Takımından geriydim biraz. Onları tamamladık. Son 4-5 gün takımla beraber çıkmaya başladım artık. Bir tek hazırlık maçı oynamadım. Onu da burada artık telafi edeceğiz. Genellikle sezon başı kampları yoğun ve yorucu geçer. Bolu kampı da bizim için çok faydalı, yorucu, yoğun bir tempoda geçti. Ama takım olarak bir uyum sağladığımızı düşünüyorum. Bu kamp bize gerçekten çok yaradı. Yani yaptığımız idmanların neticelerini inşallah sezon içerisinde alacağız. Burada Balıkesir etabında devam ediyoruz artık. Tekrar başlıyoruz. İnşallah güzel bir çalışma şekliyle lige bir şekilde hazırlanacağız. Kampımız iyi geçti. Yararlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu lige de yansıyacak. Şimdi Balıkesir'e geldik. Balıkesir'de de çalışıp Allah'ın izniyle lige çok iyi başlamak istiyoruz. İnşallah hayırlısı olacak.